Sevgili arkadaşım, canım öğrencim, öncelikle hoş geldin. Bu videomuzda Orta Çağ ile ilgili iki farklı test çözeceğiz. Mavi testlerimizi çözeceğiz. Herkes kitabını aldıysa, hazırsa hadi çözelim. Daha sonra yeşil ve kırmızı testler bizi bekliyor olacak. Onlar bekleyi dursun, onlar yerinde dursun. Biz mavi testlere başlayalım. İslam felsefesinin ilk testinin ilk sorusuna bakalım. İlk sorumuzda verilen bir parça var. Parçadan hareketle ortaça felsefesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. Parçayı yakınlaştırıyoruz ve parçaya bakıyoruz. Ortaça skolastiğinde herhangi bir sözü Aristoteles'in söylemiş olduğunu kanıtlamak, o sözün doğruluğunu kanıtlamak demektir nokta. Yani bu sözü Aristoteles söylediyse doğrudur. Deneye gözleme başvurmuyorsun. Herhangi bir kanıt gerekçe aramıyorsun. Aristoteles mi dedi? Evet doğrudur hocam bitmiştir. Devam edelim. Bu sistemde değişmez formüller düşünür, bir düşüncenin tartışmasız benimsenmesi istenir, bilginin bağımsızlığını göz önüne almaksın. Her zaman her yerde geçerli mutlak bilgiler olduğu ileri sürülür. Kısaca otoritelerce ileri sürülen düşünce ve ilkeler kanıt aranmaksızın, incelemeksizin, eleştirmeksizin doğru bilgi olarak kabul edilir. Hatta şöyle bir rivayet vardır. Eğer Aristoteles atın ağzında 29 diş olduğunu söylediyse tamamdır. Yani onu açıp bakmak bile akıllarına gelmiyor. Çünkü Aristoteles söylemiş bu büyük otorite, bu büyük bilgin, bu büyük filozof doğru söylemiştir. Onun söylediği şeyde yanılgı payı yoktur. Yani ne yapıyorlar? Eleştirme, sorgulama, deney ve gözleme tabi tutulmaksın. Var olan hazır bilgilerle, aktarılan bilgilerle yetiniyorlar. Özellikle otoritelere, kutsal kitaba, kiliseye ve Aristoteles'in fikirlerine kesin olarak güveniyorlar eleştirmeden, sorgulamadan kabul ediyorlar. Şimdi bakalım A hayata dair her şeyi dini bir probleme dönüştürmüşler midir? Her şey değil ama birçok şeyi dini probleme dönüştürmüşlerdir. Farklı dini görüşlerin bir arada yaşanmasına imkan vermişler mi? Hangi farklı dinden bahsettik Hristiyanlık dışında? Hiçbir dinden hocam ele gitsin. Peki açıklamalarını akla dayandırmışlar mı? Aklı temeli almışlar mıdır? Almışlardır ama parçada böyle bir bilgi yok. Peki düşünce sistemi içinde çelişkili yargılar var mı? Hangi çelişkili yargı vardı bu parçada? Hiçbir şey yoktu. Belki vardır ama parçada çelişkili bir yargı yok. Peki son olarak gerçeklik üzerine kesin ön kabulleri var mıdır? Yani ne gibi ön kabulleri olabilir? Aristoteles'in görüşleri, kilisenin dogmaları bir ön kabul müdür? Bir ön kabuldür. Onlar söylediyse doğru söylemiştir. Gelelim ikinci soruya. İkinci sorumuz... Tümeller problemi ile ilgili bir soru. Parçayı okuyalım. Bakalım hangi tümeller problemini tartışan yaklaşımdan söz edilmiştir ya da yaklaşımlardan söz edilmiştir. Tümellerin daha önce bir gerçekliğin olması gerekir. Her şeyi bilen Tanrı daha önceden her şeyi biliyor ve tümeller Tanrının zihninde vardır. Tümeller neredeymiş? Tanrının zihnindeymiş. Nesneler daha önceden Gerçeklik olarak Tanrı'nın zihinde varlar, asıl gerçeklik oradadır. Bu dünyadaki gerçeklikten daha üstün bir gerçekliktir. Yani tümeller yaşadığımız dünyada mıdır? Değildir. Nerededir? Dışarıda bir yerdedir. Yani Tanrı'nın zindedir. Tümeller var olan gerçek yaşamın dışında bir yerde ise gideceğimiz yer kavram realizmi olacak. Peki konseptualizm nedir? Diyor ki tümeller vardır. Bir ayrı varoluşları yoktur. Onlar nesnelerin içindedir, içkindir. Dolayısıyla bunu ederiz. Normalizm de diyor ki hümerlerin ayrı bir varoluşları yoktur. Onların e, kendisi sadece attan ve bir isimden ibarettir. Bir genellemeden ibarettir. Dolayısıyla buna da gidemeyiz. Cevap yalnız iki yani beş şıkkı olacaktır. Üçüncü sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuz Aginalı Thomas'la ilgili bir soru. Ve Aginal Thomas'ın bu kanıtı aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır diyor. Parçamıza bakalım. Aginal Thomas'a göre Tanrı'nın varlığını kanıtlamanın beş yolu vardır. Bunlardan biri Aristoteles'in ilk neden görüşü etkisinde şöyle ifade edilir. Dünya hareket halindedir. Dünyadaki bütün değişimler daha önceki bir nedene bağlıdır. Bu değişimler sitesinin öncesinde bir nedenin bulunması gerekir ki bu da tanrıdır. Aginalı Thomas'ın burada kullandığı kanıt nedir? Kozmolojik kanıttır. Bakın ne diyor? Her şeyin bir nedeni vardır ama nedenler sonsuz bir zincir halinde gidemezler. Bir yerde son bulması lazım. Yani nedenler sonsuza kadar götürülemeyecek bir durumdur. Mesela her şeyin bir nedeni vardır, 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 vardır. Peki bir son bulmamız lazım. O son da hem kendisinin hem de var olan tüm her şeyin nedeni olmalıdır. O da Tanrı'nın kendisidir. Şimdi bakalım aşkı. Evrende Tanrı'nın belirlediği bir amaç olduğundan bahsettik mi? Bir amaç değil, bir nedenden bahsettik. Her şeyin bir nedeni vardır. Tanrı hem kendisinin hem var olanların nedenidir. Ele gitsin. Peki Tanrı'nın zihnin zorunlu bir ilkesi olduğundan bahsettik mi? Bahsetmedik. Biz kozmolojik kanıttan bahsediyoruz. Bu bahsedilen şey ontolojik kanıttır. Descartes ve Anselmus kullanır. Ele gitsin. Tanrı'nın doğal bir nedenselliğe bağlı olduğunu, yani Tanrı zorunlu bir neden sonuç ilişkisinin içinde mi var? Hayır hayır hayır. Ele gitsin hocam. Peki evrenin yeter nedeninin, sebep nedeninin Tanrı olduğunu mu söyle? Kesinlikle evet. Evren ile Tanrı bir ve aynıdır diyen kişiler panteizmdir. Kozmolojik kanıt değildir. Cevabımız da D şıkkıdır. Geldik dördüncü soruya. Dördüncü sorudayız. Bu sorumuzda skolastik felsefenin işlevleri sorulmuş. Skolastik felsefe derken ne hatırlıyor olman lazım? Şunları hatırlıyor olman lazım. Ortaçağ felsefesinde, Hristiyanlık felsefesinde ikinci dönemi kapsayan bir dönemdir. 8. ve 15. yüzyıllar arasında kalan bir felsefedir ve etkili olan bir felsefedir. Okullaşmadır, dinin okullarda, manastırlarda ve üniversitelerde anlatıldığı belli bir müfredatının olduğu bir dönemdir. Hatta burada da söyleyecek diyecek ki Hristiyanlık dininin metodolojik yani yöntemsel ve felsefi açıdan rasyonel tutarlı bir bütün olarak ortaya konmasını veya üstünlüğünün anlatılmasını savunmasını amaçlayan bir hareket olduğunu söyleyebiliriz diyor. Şimdi klasik felsefenin işlevine bakalım. Ne gibi bir işlevi vardır? Laik bir eğitimi savunur mu? Asla. Eleştirel düşünmeyi yaygınlaştırır mı? Hayır hocam. Olanı olduğu gibi benimsemeyi aslında amaçlar. Özgürlüğü geliştirir mi? Asla. Antik felsefeyi yayar mı? Tam tersine. Antik felsefeyi bas baskılamış hatta onu dinselleştirmiştir hocam. Peki inancı temellendirir mi? Belli bir yöntemle, belli bir tutarlıkla, aklı temellendirmeyle, belli bir müfredatla inancını ne yapmış? temellendirmiştir hocam. Gelelim 5. soruya. 5. soruda verilen bir parça var. Parçanın aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabiliriz diyor. Bakalım. Hristiyanlık düşüncesinde Tanrı, yaraşlık evrenin en tepesinde duran mutlak olan bir varlıktır. Evrendeki tüm varlıklar Tanrı'nın altında önem sıralarına göre sıralanmıştır. Ve Tanrı'nın onlara biçtiği görevler diğer varlıklarla uyum içerisindedir. Evrendeki her şey yaratıcının bilinçli eyleminin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Burada tesadüflere yer yoktur. Her varlığın bir varoluş nedeni vardır. İnsanoğlu tanrısal yönü olan aklı sayesinde varoluşun anlamını, kendisinin tanrının planı içindeki rolünü anlamaya gayret eder. Hiçbir şey boşu boşuna yaratılmamıştır. Her varlığın varoluş amacı vardır. İnsan da aklını kullanarak bu varoluş amacını bulması gerekir. Şimdi bakalım. A şıkkı, evren mekanik bir yapıdaki bütüncül bir sistem midir? Evren mekanik ise Tanrı'ya ihtiyaç var mı? Yok hocam. Peki evren sürekli bir oluş bir değişim içinde midir? Vurgulanan bu mudur? Değil hocam. Herakleitos'un görüşü olsaydı evet derdim. Peki evrende var olan her şeyin bir amacı, bir ereği var mıdır? Hiçbir şey boşu boşuna yaratılmamış mıdır? Aynen öyle. Her şeyin bir amacı, bir ereği vardır hocam. Peki evrende özgürlükten gelen bir nedensellik var mıdır? Yoktur. Evren tinden bağımsız olarak kendiliğinden mi var olmuştur? Yani maddesel midir? Değildir tesadüfe yeri yoktur. Her şey bir düzen, bir amaç içinde yaratılmıştır. Altıncı sorudayız. Altıncı sorumuzda verilen bir parça var. Bu parça aşağıdaki yargılardan hangisini destekler demiş. Bakalım hangisini destekler. Dolayısıyla yöntemsel olarak ortak karakteristiği felsefeyi dinin ya da aklı inancın alanına uygulayarak bu alandaki meseleleri kavranabilir kılmaktır. Özellikle inanca ve vahiye akıl temelli getirilen itirazlar bu şekilde aşılmaya çalışılmıştır. Bu anlamda skolastik felsefe yeni bir şeyler bulmak ya da düşünceler üretmek arayışında değildir. Aksine mevcut olanlar içerisinde skolastik felsefe uygun olanları temellendirmek, uygun olmayanları çürütmek çabasında olmuştur. Bu çaba için gerekli mantığı Aristoteles'te ve Öklit geometrisinde bulmuştur. Şimdi bu görüşler hangisini destekler? Felsefenin amacı yeni bilgiler üretmek midir? Değildir hocam. Skolastik felsefe antik felsefenin devamı mıdır? Değildir hocam. Skolastik felsefenin amacı gerçeği bulmak mıdır? Hayır. Zaten gerçek verilmiştir. Gerçeği aramanın bir anlamı yoktur. Hazır bilgilerle yetinir. Felsefenin görevi dini temellendirmek midir? Yani dili akılla temellendirme görevi var mıdır? Vardır. Devam edelim. Skolastik felsefe özgür düşünceyi benimser mi? Benimsemez hocam. Burada felsefenin görevi neymiş? Dini temellendirmekmiş. Bunu ilk paragrafta çıkarabiliyoruz. Felsefeyi dinin ya da aklı inancın alanına uygulayarak buradaki meseleleri kavranabilir, kırmaktır. Nasıl kavranabilir yapacağız? Temellendirme ile yapacağız hocam. Şimdi gelelim yedinci sorumuza. Yedinci sorumuz Agustinos'la ilgili bir soru. Agustinus'un görüşlerini özetleyen yargıyı bize sormuş. Bakalım hocam. Agustinus'a göre kötülük insan iradesinin özgürlüğünden kaynaklanmaktadır. Tanrı'nın insanlara neyi emrettiğini söylüyor. iyiliği emrettiğini söylüyor. Yani ona göre kötülüğün nedeni ki çıkan da bir sorudur. Kötülüğün nedeni insanın kendisidir, insanın eylemleridir, insanın irade zayıflığıdır, Tanrı mutlak iyidir, kötülüğü yaratan Tanrı değildir kimdir hocam? İnsanın kendisidir. Kaldığımız yerden devam edelim. Fakat Tanrı insanlara bu emri hemen yerine getirecek bir karakter vermemiştir. Bundan dolayı insan Tanrı'nın bu emrini yerine getirmeyebilir. Çünkü insan Tanrı'nın kuklası değildir. İnsanda irade gücü vardır. O özgür yaratısını kullanarak iyiliği ya da kötülüğü ne yapabilir? Seçebilir hocam. Altını çizelim buranın burası önemli. Devam edelim. İlk insan olan Adem ile Havva bu irade gücü nedeniyle cennet bahçesinden kovulmuştur. Ama bu kötülük sayesinde ilk insanın değil onlardan türeyen tüm insan neslinin ortak kötülüğü olmuştur. Agustinus'a göre her varlıkta olması gereken bir iyilik vardır. Eğer varlıklar bu iyilikten yoksun olurlarsa ortaya kötülükler çıkacaktır. Kötülük varlığın korunması gereken iyilikten yoksun olmasıdır. Bundan dolayı kötülük Tanrı'nın yarattığı bir şey değildir. Tanrı her varlığı iyilikle yaratmıştır. Ama insan özgür iradesini kullanarak iyilikten yoksunlaşmış, kötülük ortaya çıkmıştır. Kötülüğün sebebi bir kez daha söyleyelim insanın iradesidir. Allah bütün varlıkları ya da evreni iyilikle donatmıştır. İyilik daha doğrusu kötülük iyiliğin eksikliğidir, noksanlığıdır. İnsanın kendi suçudur hocam. Şimdi bakalım iyi ve kötü seçimi Tanrı kendisi mi belirler? Hayır insan kendisi verirler. Tanrı evreni iyi olarak yaratmıştır. Peki en değerli erdem ölçülü ve dengeli olmak mıdır? Aristoteles'e göre öyledir ama Agostinos bundan bahsetmedi. Peki dünyadaki kötülüklerden Tanrı sorumlu tutulamaz mı? Gerçekten tutulamaz o halde işaret diyelim. Peki Tanrı ezeli ve ebedidir. Her şeye gücü yeterdir. Biz bunu mu anlatmaya çalışıyorduk? Hayır hocam. Gerçek mutluluk Tanrı'na mıdır? Evet olabilir ama biz bunu bahsetmiyorduk. Dünyadaki kötülüklerin sorumlusu insandır, tanrı değildir. Cevap C şıkkıdır. 8. sorudayız. Bu parçada sözü edilen felsefe aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir demiş. Bakalım. Kilise dünyanın bir tepsi gibi düz olduğuna inanıyor ve bu şekilde inanmasını emrediyordu. Yaptığı araştırmalar sonucu bunun böyle olmadığı sonucuna varan Galileo bu araştırmaları yüzünden kutsala karşı geldiği için ölüm cezası ile cezalandırılır. Ve çalışmalarının devam etmesini önüne geçilmeye çalışılır. Düşünce özgürlüğünü yasaklayan, düşünme ile elde edilecek bilimsel sonuçları reddeden, sadece kilisenin iddialarını doğru olarak kabul eden bu felsefe okulların kurulup eğitim alanında taşınmasıyla geniş bir alana yayılmış ve etkisini uzun yıllar sürdürmüştür. Bahsedilen felsefe skolastik felsefedir. Neden skolastik felsefedir? Skolastik felsefe okullaşma felsefesidir. Yani okullaşma anlamına gelir dinin okullarda, manastırlarda, üniversitelerde anlatıldığı, dogmatik olduğu, eleştiriye ve sorgulamaya, bilime karşı olduğu bir felsefedir. Burada olanı olduğu gibi kabul etmek, ezberlemek ve aktarmak vardır. Yeni bir şeyler bulmak, araştırmak, şüphe etmek yoktur arkadaşım. Cevap D şıkkı diyelim ve ne yapalım? İkinci testimize geçelim. Hristiyan felsefesinin ikinci testindeyiz. İkinci testin ilk sorusuna baktığımızda verilen bir kanıtlama var. Bu kanıtlamayla aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? Bakalım. Hristiyan felsefesinde Tanrı'nın varlığına yönelik göstergelerin kanıtlarının temeli milattan önce 6. yüzyıl, milattan sonra 2. yüzyıl felsefesindeki Tanrı kanıtlamalarında bulunur. Ontolojik ve kozmolojik açıdan yapılan bu kanıtlamalar İslam felsefesinde de kullanılmıştır. Bu kanıtlamalardan biri şöyledir diyor. Sonradan var olanın var olması için bir nedene ihtiyaç vardır. Evren sonradan var olandır. O halde evrenin var olması için de bir nedene ihtiyaç vardır. O nedense Tanrı'dır. Var olan bir şey eğer sonradan var olmuşsa onu var eden bir varlığa ihtiyaç vardır. Bu kalem sonradan var edilmiş mi? Evet. Bunun bir yaratıcısı var mı? Var. Peki evren sonradan yaratıldığına göre kendiliğinden olamayacağına göre bunu da yaratan bir yaratıcı vardır. O da Tanrı'dır. Eğer evren sonradan yaratıldıysa bunu yaratan bir yaratıcı vardır. O da Tanrı'dır değerli arkadaşım. Sonucuna ulaşıyoruz. Bakalım evrende Tanrı'nın belirlediği bir amaç var mı? Bir de yakınlaştıralım şunu. Bir amaç var mıdır? Vardır. Peki bu amaç mı vurgulandı? Hayır hocam. Devam edeyim. Tanrı'nın insan zihninin bir ünlü olduğunu mu söylüyor? Bu ontolojik bir kanıttır ya da şöyle söyleyeyim bazen de ateistlerin kullandığı bir kanıt da olabilir. Ama benim aradığım bir kanıt değildir. Tanrı'nın doğa nedenselliğine dayalı yani zorunlu bir neden sonuç ilişkisinden bahsettik mi? Hayır hocam. Peki evrenin sonradan var olmasından bahsettik mi? Evet. Evrenin sonradan var olmasının Tanrı'nın var olduğunun bir göstergesi olduğunu söyler miyiz? Kesinlikle söyleriz. İkinci soruya da geçeriz. İkinci sorumuzda verilen bir parça var. Parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisi Anselmus'un Tanrı anlayışıyla çelişir? Değerli arkadaşım Anselmus şunu söyler. Der ki Tanrı vardır. Var olduğunun kanıtı kendisidir. Yani Tanrı kavramının kendisidir. Çünkü Tanrı en mükemmeldir, en yetkindir, her şeyin sahibidir, her şeyi yaratandır, her şeye gücü yetendir. Tanrı bu kavramıyla zaten kendi varlığını kanıtlamıştır. Çünkü evrende daha mükemmel olan, daha yetkin olan, her şeye gücü yeten başka bir şey yoktur. Ama yine parçaya bakalım. Çelişen bir yargı varsa bulalım hocam. Ne diyor? Anselmus felsefesinde Agustinos'un izinde yürümüş ve anlamak için inanıyorum önermesine açık bir anlam kazandırıp inancı akılla temellendirmiştir. Anselmus'a göre bilgi doğru yargılarla kurulup gerçekleşebilir. Bir yargının doğruluğu var olana uygunluğuyla anlaşılabilir. Bu da mutlak varlıktır. Mutlak varlık olmalı ki var olan şeyler ona katılıp ondan pay alabilsinler. Bu mutlak varlık da Tanrı'dır. Tanrı ölümsüzdür, her yerdedir ve değişimden uzaktır. Evrendeki her şeye tam yetkin olandır. Ayrıca Anselmus'a göre daha yetkini düşünülemeyen, tasarlanamayan Tanrı'nın insan zihninde bulunması Tanrı'nın var olduğunun kanıtıdır. Çünkü Tanrı en mükemmel, en yetkin olan varlıktır. Şimdi bakalım, şıkkı mutlak varlık Tanrı mıdır Anselmus'a göre? Evet hocam. En yüce varlık Tanrı mıdır? Evet hocam. Tanrı'dan daha üstün bir varlık var mı? yoktur. Tanrı var olmak için diğer varlıklara bağımlı mıdır? Değildir hocam. Çünkü o her şeyden e, ayrıdır, bambaşkadır, bağımsızdır. Hem kendinin hem var olan her şeyin nedenidir. Dolayısıyla başka varlıklara bağımlı olamaz. Peki daha yükseği düşünülemeyen, tasarlanamayan varlık Tanrı mıdır? Evet hocam cevap değişiklidir. Gelelim üçüncü sorumuza. Hatta biraz yakınlaştıralım. Diyor ki bu parçada Hristiyan felsefesiyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi vurgulanmaktadır? Bakalım. Antik Yunan'da doğa bilimleri ve toplum bilimleri hem kendi başlarına hem de iyi ve mutlu bir yaşam için değerli görülmekteydi. Orta çağda ise Hristiyanlar için bunlar yararsız, zararlı hatta tehlikeli disiplinler olarak görülmüştür. Öyle ki insanların hata yaptıklarını, ezeli, ebedi ve kurtarıcı hakikati kendi başlarına asla bulamayacaklarını gören Tanrı kurtuluş yollarını ne yapmış? Onlara vahiy yoluyla bildirmiştir. Yani ey insanoğlu boşuna araştırıyorsun, boşuna sorguluyorsun. Sen bulamazsın, sen acizsin. Sana biz kutsal kitaplarda her şeyi anlatıyoruz, vahiy yoluyla bildiriyoruz demek istiyor. Şıklara bakabiliriz. A şıkkı akılla dinin temellendirmesi yapılmakta mıdır? Genelde böyle yapılmaktadır ama burada ee, hazır cevapların verilmesinden bahsediliyor. Vahiy ile bunu insanlara bildirmesinden bahsediyor. Ele gitsin o halde. Peki kendi içinde kapalı bir sistem görünümde midir? Olabilir ama parçada vurgulanan bu değildir. Tanrı'nın varlığını kanıtlamak her şeyden önemli midir? Önemlidir ama parçada yok hocam. Peki filozoflar kilisenin önde gelen din adamları mıdır? Değildir hocam. Cevaplar kutsal kitaplarda hazır olarak vardır. Vahiy yoluyla bize bildirilir. Aramamız bulmamız gereken cevap buydu hocam. Gelelim dördün soruya. Dördün sorudayız. Bu sorumuz patristik dönemle ilgili bir soru. Diyor ki patristik dönemin belirleyici özelliği bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisidir? Patristik dönem Hristiyanlık felsefesinin ilk dönemidir. Milattan sonra 2. yüzyıl, milattan sonra 8. yüzyıl arasında kalan ve Hristiyan felsefesinin ilk ortaya çıktığı dönemi kapsayan bir felsefedir ilk dönem olduğu için daha çok bir savunma felsefesidir. Buraya da yazmış olalım. Hatta diğer ismini yazalım. Apoloji felsefesidir. Şimdi bakalım. Partisi dönem düşünceleri Hristiyanlığın hakiki felsefe olduğu iddiasıyla Hristiyanlı putperestlerin saldırılarına, sapkın dini inanışlara karşı korumayı, yanlış anlamaları önlemeyi amaçlamışlardır. Bu amaç doğrultusunda özellikle Clemens ve Origenes Hristiyanlığın dogmalarını, Yunan düşüncesinin terminolojisi ve kavramsal çerçevesiyle ne yapmışlardır? İfade etmişlerdir. Yani ne de partisizlik dönem bir savunma felsefesidir. Şimdi bakıyoruz. aşkı Hristiyanlığın esaslarını mı ortaya koymuştur? Olabilir. Bir kalsın. Aradığım başka bir şeydi. Beş yakına bakalım. Mutlak gerçeği mi aramış? Hayır. Savunma amaçlı mıdır? Evet. işte aradığım bu. O yüzden aşıklığını eleyebilirim felsefi bilgi esas mı almış? Hayır. Din ile aklı uzlaştırmaya çalışmış mı? Hayır. Savunma amaçlı bir felsefedir. Cevap C şıkkıdır diyelim. 5. sorumuza geçelim. 5. sorumuzda bir parça var. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir demiş bakalım. Aristoteles'in mantık ve akıl üzerine yaptığı çalışmalar Çağ skolastik düşüncesinin temelini oluşturmuştur. Aristoteles mantığı skolastik filozofların dini dogmalarını anlamak ve savunmak için kullandıkları bir araç haline gelmiştir. Ortaçağ boyunca Aristoteles'in felsefe eserleri Latince'ye çevrilmiş ve bu eserler kilise tarafından büyük bir ilgiyle incelenmiştir hocam. Bakıyoruz. Aşrık'ı ortaçağ felsefesi ilk çağ felsefesinin gelişmiş hali midir? Devamı da değildir. Gelişmiş hali de değildir hocam. Peki ortaçağ felsefesi ile ilk çağ felsefesinin Onları aynı mıdır? Değildir hocam. Nereden çıkarıyoruz? Orta Çağ felsefesi ilk Çağ felsefesinden tamamen ayrı mıdır? Tamamen ayrı dememek gerekir. Bu da yanlış olur. Peki orta Çağ felsefesi ilk Çağ felsefesinden bağımsız değil midir? Bağımsız değildir. Etkilenmiştir. Bak Aristoteles'in eserlerinden etkilenmiş, bunu temele almışlardır. Peki orta Çağ felsefesini eleştirirken ilk Çağ felsefesi dogmatik midir? Tam tersidir hocam. Cevap D şıkkıdır. Altıncı sorumuza gelelim. Altıncı sorumuzda bir parça yine verilmiş. Parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir diyor. Parçaya bakalım. Agustinus'a göre Tanrı insanı kendisinde hiçbir günah olmaksızın yaratmıştır. Ve onu kötülüklerden yaratılmış bir dünyaya yerleştirmiştir. Fakat insan Tanrı vergisi özgürlüğünü bilerek kötüye kullanmış ve günaha düşmüştür. Bazı insanlar bu nedenle ancak Tanrı'nın yardımıyla affedilecek diğerleri Ceza tabi tutulacaktır. Bu durum Tanrı'nın hem iyiliğini hem de adaletini ortaya koyacaktır. Yani Tanrı mutlak iyidir. Kötülüğün nedeni Tanrı değildir. Kötülüğün nedeni özgürlüğümüzdür. Özgür irademizdir. Şimdi bakalım. şıkkı iyilik ve kötülük görevli kavramlar mıdır? Değildir hocam. Ondan bahsetmiyoruz. Peki kötülüğün nedeni insanın bizzat kendisi özgür seçimleri ve iradesi midir? Kesinlikle evet. Devam ediyoruz kötülüğü de iyiliği de Tanrı mı yaratmış? Hayır hocam Tanrı sadece iyiliği yaratmıştır. Ele gitsin. İnsanın kötülükten kaçınması olanaksız mıdır? Olanaklıdır. Aklıyla, iradesiyle kaçınabilir. Peki kötülük insan yaratılışlığında bir cevher olarak var mıdır? Hayır. iyilik bir cevher olarak vardır. Cevap B şıkkıdır. Gelelim 7. sorumuza. 7. sorumuzdayız. Bu sorumuzda bir parça verilmiş ve denilmiş ki ortaçağ felsefesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır. Bakalım. İlk çağ Yunan felsefesi Atina halkının modern felsefe farklı uluslara mensup olan ayrı bireylerin felsefesidir. Orta çağ felsefesi ise Hristiyan ya da İslam toplumunun ve Yahudi cemaatinin felsefesidir. Buna göre Yunan felsefesi belli bir toprak parçası üzerinde yerleşmiş, üyeleri arasında karşılıklı ilişkilerinin bir takım örf, adet ve yasalara göre düzenlendiği bir halkın felsefesidir. Oysa Orta Çağ felsefesi ...bir inanç sistemine bağlı olanların, bir peygamber etrafında toplananların felsefesi olarak karşımıza çıkar. Yani ortaça felsefesi hem ikça felsefesinden hem modern felsefeden farklıdır. Çünkü belli dini toplulukların felsefesi olarak karşımıza çıkar hocam. Şimdi aşıkına bakalım. Dünya bir felsefe olmaktan çok öte dünya yönelik bir ilginin olduğundan bahsedebilir miyiz? Normalde bahsedebiliriz ama burada öteki dünya vurgulanmamış ele gitsin. İnancın bilgiyi mümkün kıldığı düşüncesi egemen midir? Normalde egemendir. Burada ya da bu parçada egemen değildir hocam. Peki kutsal metinlerin doğruluğu merkeze alınır mı? Gerçekten alınır ama bu parçada yok hocam. Peki eleştirel düşünceye kapalı dogmatik bir yapıda mıdır? Kesinlikle öyledir ama parçada dogmatik özellik vurgulanmamış. Peki halkların karakteristik özellikleri üstünde dini bir toplulukun ya da deni bir topluluğun felsefesi midir? Kesinlikle öyle cevap. E şıkkı da diyelim ve sekin sorumuza bakalım. Sekin sorumuzda tümeller problemi sorulmuş ve denilmiş ki bu parçada tümeller problemi konusunda aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinin görüşlerine yer verilmiştir? Değerli arkadaşım konseptualizm nedir? Konseptualizm kavramcılıktır. Yani tümeller ayrı bir varoluşa sahiplerdir ama tümeller o nesnelerin içindedir. Dışarıda bir yerde değildir. Kavram realizmi ne diyor? Tümeller ayrı bir varoluşa sahiplerdir. Ama e, Tanrı'nın zihindedir. Nesnelerin içinde değillerdir. Dolayısıyla dışındadır. Normalizm de diyor ki tümellerin ayrı bir varoluşları yoktur. Yani bir varoluşları yoktur. Onlar genelleme ve soyutlamayla elde edilir. Sadece bir isimden bir attan ibarettir. Şimdi bakalım. Yalnızca bireyin gerçek olduğunu genel kavramların, tümellerin kendi başlarına gerçeklerin olmadığını ileri sürüyor. Olmadığını ileri sürüyorsa zaten bu ikisi gider baştan. Devam edelim. Bu görüş cins ve tür ayrımlarını gösteren bütün tikel ve tüm genel kolektif terimlerin yalnızca isimler, bakalım bunu alt yapay ve keyfi simgeler olup onlara karşılık gelen şeyin nesnel ve gerçek varoluşundan yoksun olduğunu ileri sürer. Yani tümeller dediğimiz şey nedir? Bir isimlendirmedir bir adlandırmadır, ayrı bir varoluşları yoktur. Diye yaklaşım hangisidir? Normalizmdir. Yalnız cevap 3 olacak, şaşkın olacak diyelim. Burada soru çözümünü bitirelim. Bir başka soru çözümünde seni bekliyorum. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.